Evreka! Evreka! Sonunda bitirdim. Şiirimi tamamlamayı bitirdim. Müsaade edin. Yeni şiirimi sizlerle paylaşayım dostlar. Yok yok, okuma. Oku lan hadi. Kafeste bir şarap kadehi. Kırılır durur her yeri. Bazen ufak bir çatlak. Bazen tuzla buz. Kanka helal olsun, sanatçı başka bir şey ya. Lan gazlama şunu. Oğlum sen de evine davet ettin tavla atacağız diye. Şiir yazıyorsun ya. Oyuncaksak oynayalım. Tamam bıraktım. Heh. Başlıyorum ben. Okey. Altı. Tebrikler. Şimdi. Şu ikisini 6. Şu ikisini de şuraya 6. Şimdi ben sana çok açık ve net bir şey soracağım. Ama doğruyu söyleyeceğim, tamam? Tamam sor. Sen 4 sene dirsek çürüttüğün, okudun, okulu bitirdin, hocaların fantezilerini doyurmaya çalıştın. Diplomanı aldın eline. Eline ne geçti, başın göğe mi erdi? Hakikaten kanka, eline ne geçti? Yani ben bu resim bölümünü sevdiğim için okudum. Hani çocukluğumdan yeteneğim de vardı. Ondan sonra merakım, ilgim de vardı. Yani niye okumayayım ki? Ya bırak açlıktan gebercen ya. Ya ben sana bir soru sorabilir miyim? Sor kardeşim. Yok sen şimdi arkadaşın dediği gibi o kadar okudun ettin. Ya ne iş yapacaksın kanka sen? Yani tabii günümüz şartlarında, günümüz Türkiye'sinde pek iş bulmak kolay değil bu bölümde ama. Okuduk bir kere, iş bulacağız, iş bakacağız. Yoksa artık kendi atölyemi açacağım, kendi işimin patronu olacağım. Yani yapacak bir şey yok. Oğlum ben sana kaç kere dedim? Ben buna kaç kere dedim abi ya? Türkiye'de iş bulabileceğin bir bölüme gir. Türkiye'de iş sahası olan bir bölüme gir. Hadi hiç olmadı. Ne bileyim, torpil bul. Devlete memur girersin. Salla başı al maaşı yaparsın ya. Dinlemiyor. Kanka son bir soru sorabilir miyim? Tabii sor. Sor. Sizin derslerde karılar çıplak model duruyormuş. Doğru mu? Yok, bizim Muammer abi vardı. O çıplak model duruyordu bize.